Ben 3 kere gittim sanırım oraya. Gittiğim ilk gün ve son gün yanlışlıkla diyeyim gördüğüm bir aday oldu. Kızlar evinden. Tamam. Ve ilk gün ilk gördüğüm kız dedim ki yani bu dedim. Ne? İlk gün mesela. Ne? Aynen. Sen gördün mü bunu? Gördüm. O kimdi? Yani ne diyor? Böyle şey yaptılar. Kenara çektiler acilen. İlk gördüğüm kız oydu. Hatta üçüncü günde... Kimdi ilk gördüğün kız? Şimdi geleceğiz tahminlere. Tekrardan gördüm. Ve dedim ki... Girdim içeri işte yapımdan... ekibe. Ben dedim aşık oldum bile. Ne? Aynen. Yavaş ama. Bir şekilde. Var ya. Muhtemelen şu anda ya, bu konuyu açtığına göre... Yapıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. İlk yorum ben yapacağım. Batı çok iyi tanıyorum çünkü. Bu şu anda... Bu konuyu açtığına göre kesinlikle net yeni aday için. Net. Yeni aday için mi? Evet şu an konuyu açtı. Abi yeni aday için ya abi yeni aday için olabilir zaten böyle konuşma. Bunlar ben umarım şaka yapıyorsundur bize kanka. Şaka yapmıyorum. Yeni ama çok saçma abi nasıl yani? Bak neden ya mesela abi, ilk günden beri açmadı? Sen ortaya bomba atıyorsun şu an. Hep. Beyza Nur'la konuştun. Kanka kişi kim? Olaylara girdin kanka, şimdi bambaşka. Bu bana. Bunu niye söylemek bu bana istedim? Ne geliyor biliyor musun? Oğuz'la daha fazla hani bir... İleriye yani yönelik yol kat etmeden haberi olsun. Yani yarın davet edeceğim. Ya bu şu an düşündü. Ulan nasıl bir şey yapabilirim? Nasıl bir şey yapabilirim? Direkt ha ben bunu prodüksiyon nasıl gördüm dersem daha iyi olur. Direkt attım bombayı oğlum, kanka. Oğlum ben ne alakalı bir şey söyleyeceğim. Çok belli moruk. Abi arkadaşlar bak şu olayı geçerim artık. Gerçekten çok belli. Soralım abi çık sor. Yapım ekibine git sor. Yapım ekibine niye sorayım? Çünkü biliyorlar kime ne dediğimi. Şu gördüğüm görüntüyü... İşte bu senin elinde belki. Ama şu an çok gerçekçi gelmiyor. İnandırıcı gelmiyor yani. Yani... Ama çok güzel bir kadın olduğun hakkında herhalde hemfikiriz. Kendini evet, güzel biliyorsun. Teşekkür ederim. Güzelim. Sen de tatlı çocuksun. Teşekkür ederim. Ama söyledim zaten. Hani evet. Ama bu şey değil. Tam hoşlanma, hani yüksek diğerleri... Hoş bulma birini. Evet. Hani inkar edilecek bir şey değil bu. Oraya mı kaysam, buraya mı kaysam? Hasret... Konuşurken gözlüğümü çıkarmamıştım ama seninle konuşurken göz teması kuralım diye gözlüğümü benim çıkardım. Benim kardeşimin de gözleri böyle biliyor musun? He, kardeşin miyim ben senin? Hayır. Kardeşine mi benziyorum? Hayır. Benzemiyorsun tabii ki de ama böyle renkli gözlü ama seninkiler ama biraz korkunç. Ama sen pek korkunç. Sevmiyorsun bu renk. Nasıl korkunç? O çok dikkat çekiyor. Bak bakayım şöyle. Hayır bu batla şey zeyni. Çok komik hayal. O an yaşamak istemiyorum. Korkunç değil bence. Hayır. Bitti mi? Evet. Bir daha be. Zaten kavga oldu ya. Görüşürüz. Böyle şey böyle daha uzak. Daha... Buyurunuz hanımefendi. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi o bana çağırmamı söyledi ya. Tamam otuna çağırsa... A dese sen tamam A mı yapacaksın? Hayır, atla dese atlayacak mısın? Hayır da başkasını çağırmam çok saçma olacaktı bu yüzden. Yo çağırabilirdin insan bir anlayış gösteren der ki bu kızın bir konusu var bir çözsünler ondan sonra ben atlayayım Oğuz'a. Ben Oğuz'a atlamadım ki. Atladın. Bir şey söyleyeceğim bak burada benim karakterimi çok fazla yanlış yansıtmaya başladınız. Yok Bat öyle her yere çekiyorsun geliyor falan. Bak herkesin hayır. Bir şey bak, söyleyeceğim. Niye biliyor bir, musun kanka? Bak herkesin tamam. Bir saniye bak. Bir saniye, ben ilk bak, defa durum. Sesimi bu kadar yükseltiyorum. Beni bir dinleyin. Ortaya bomba atan sensin. Bak bir şey söyleyeceğim. Bombasını şimdi bilmem nesini şey yapayım yani. Kanki kusura bakma. Bakın herkesin bir karakteri var. Burada beni herkes izleyecek. Ben düşüncelerimi bro. Her yola dile getiriyorum. Bir saniye bir şey söyleyeceğim ama bir dinleyin. Ben öyle çekti her yola giden bir adam değilim bu bir. Ben samimi bir adamım. Kimsenin arkasından konuşmam, tamam. Konuşmadım. Tamam. Benim insanlarla samimi olmam böyle her yola gidiyormuş gibi görünmesin. Tamam. Bak ciddi anlamda ben burada diskalifiye olacağımı bile bile çok olayı çok fazla abartıp çok fazla farklı yerlere getirebilirim. Şu an gerçekten sinirlendim. Ben öyle her kıza da yürüyen bir insan değilim. Burada program gereği insanları çağırabilirim, konuşabilirim. Tamam, burada herkes iyi olabilirim. Lütfen bana artık bu konuyla gelme. Kardeşim lafını, lafını balla kesiyorum. Senaryo tiyatro benim işim değil kardeşim. Bak, bana sesini yükseltme. Yükseltirsen ne olur lan? Yükselt lan! Ya sen herkese kavga etmek zorunda mısın? Sesini niye yükseltiyorsun oğlum, bana? Sakin ol. Lan niye yükselteyim oğlum? Niye? Niye? Gel tamam ellerim hiç arkada gel. Ya oğlum. Abi gel. Yapmayın gözünüzü. Bak. Ya bir şey söyleyeceğim ne gerek var Oğuzhan? Abi bana ya. Bak. Oğuzhan Allah herkesin ince ya olduğu bir konu Oğuzhan var. Bir saniye kanka. Bir dakika kanka tamam. Kanka bir saniye ben. Tamam bir dakika. Bir dakika abi. Bir dakika. Herkesin
Bir dakika. Herkesin net olduğu. Sana bir şey diyorum. Ha. Bak bir şey diyeceğim. Yani sana bir şey bak, diyorum. Sen bana, bak bana bir bağırarak. Değil, iki değil, üç evet. Değil. Tamam. Bir değil, iki değil, üç değil. Tamam. Bak bu senaryo mevzusu tamam. Falan. Ben böyle bir insan değilim. Tamam. Gel beni Bakırköy'e sor. Benim nasıl bir insan olduğumu herkes senaryo, de bilir. Senaryo olduğunu neden söyledim biliyor musun? Niye? Çünkü Nihle ilk geldiği gün de bunu söylemen lazımdı. Şimdi söylüyorsun. Böyle bir şey yaşadıysan zaten aa bu o değil mi? Deyip o gün söylemen lazımdı. Aradan niye iki gün geçiyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Aradan iki gün geçiyor şimdi söylüyorsun. Arkadaşım birazcık olaylara mantıklı yaklaşır mısınız? Niye şimdi söylüyorum? Oğuz, bu da benim kafamı karıştırıyor. Oğuz öyle bir şey söylediği için kardeşim yükselmiş belli ki. Ben de şu an böyle bir şey söyleme gereği duyuyorum. Çünkü o zaman daha kimse ona buna bir şey hissettiğim mevzusu yoktu ortada. Abi böyle bir şey ben yaşasam herkes de öyle aynı şekilde hemen abi, söyler. Abi siz çok yanlış düşünüyorsunuz. Aradan iki gün geçiyor söylüyorsun. Tamam abi. Ben de derim ki o zaman bu düşündü. Olsan da anladın mı? Bu düşündü. Geldi burada kurdu kafasında oturdu bu söyledi. Çünkü Oğuz net değildi. Ha onu da bilemem. Orada bir eksik. Ben zaten bugün veya yarın net olup olmaması önemli değil. Bugün veya yarın kırmızı odaya çağıracağım isim oydu benim için. Durun. Durun. Ama bu adam şimdi söyledi ki hani sonradan bir alınganlık, gücenmelik olmasın. Bir şey diyeceğim. Bir sonraki konuya geçelim. Burada geliyorsun bana bağırarak konuşuyorsun. Sesini yükseltme diyorum. Bir daha ekstra ya, yükseltiyorsun. Senin bir de seni bak ben bak, seninle burada ekstra yükseltiyorsun. Kavga çıkarmak istiyorsun. Bana bir garezin mi var? Lan deme oyun mu? Sen bana bir de lan diyorsun. Kardeşim, bir yükseliyorsun sen anladın ben mı? Ben seninle kavga etmek istesem zaten garezi olan, ederim. Gareze olan bir insan. Ha. Ben miyim sence? Ya beyler ha? Beyler yapmayın ha. Abi. Ne olacak şimdi birbirinize çok temas edeceksiniz diskalifiye mi olacaksınız? Abi geç Allah aşkına oturun ya. Ya sizin de sohbetiniz, muhabbetiniz güzel insanlarsanız yapmayın Allah aşkına. Çok mu güzeliniz? Olsan. Bak bir o kadar da benim yerde vardır ha. Bir o kadar yerde mi vardır? O zaman ikisini beraber çıkartıp... Ya oğlum beyler çirkinleşiyorsunuz ha. Anladın mı? Çirkinleşiyorsunuz, kart alacaksınız. Bunu söylemeyeyim şimdi. Bunu söylemeyeyim şimdi. Siz bu mevzuları birazcık daha uzatın. O zaman zaten nereye gidiyor olay görürüz. Sen kimi tehdit ediyorsun be? Ne tehdit var konuşursan bu kadar be? Ben ne diyorum ha? Oğlum salak salak konuşma böyle gevşek gevşek vurdum bak buraya. Olur dur gel. Sen de çekip durma lan beni böyle. Gel. Ya oğlum bak sakin ol. Bak sakin ol. Temasta bulunmuyorum. Ben seni ayırıyorum. Geçen sefer de böyle tuttun sen. Tutuyorum. El emeği yükseliyor. Para yükseliyorsun. Hayır ondan değil. Sen beni geçen sefer de böyle tuttun. Ben sana iyilik yapıyorum. Bırak. İyilik yapıyorum. Tamam bırak. Çok güzel. Geçen sefer de öyle tutup böyle savurmak falan. Ben sana iyilik yapıyorum. Bana yükseliyorsun. Sen niye sesini yükseltiyorsun? Abi adama iyilik yapıyorum. Tamam kanka sakin ol. Adama iyilik yaptın. Oğlum tamam iyilik yaptın da bir sakin ol. Bak sizin bir mevzunuz yok. Ben elenmenizini istemiyorum. Tamam. Kanka tamam abi siz devam edin kulis yapın. Bak sakin bak benim sağlığım zorlanıyor. Bundan sonra kimseye ayırmayacağım. Ben sabırlı bir insanım. Olsunuz iyi. Ben sabırlı bir insanım abi. Benim sağlığımı zorlama. Gel baba. Zorlama dayı. Objektif ol ya. Bak. Ben kötü bir şey mi yaptım? Ayırmaya çalıştım ya. Kanka bana çok saçma ya. Bir şey diyeceğim de televizyon hani burada. Abileri hızlı tutuyorum ki vuracak diye korkuyorum. Ben bilmiyorum ya yanlış mı anlıyorum insanları abi? Boş yere at diyorsun sen de. Gevşek gevşek konuşma. Senin bak, lan deme şeyin var. Şey sen hemen kalkıyorsun insanlar da bir tartışma yapıyoruz. Bak orada ben seninle konuşuyoruz bana da ayağa kalkıyor. İlk tartışmamıza sahip. Bir saniye. Niye ayağa kalkıyorsun ki? Bir saniye. Hassas olduğum konuları söyledim bak. Bir saniye bana bak ben de muhatap ol. Bilmem ne muhabbeti aman diyeyim ha. Ben de muhatap ol. İlk gün geldiği zaman bunu söyleyecektim. Gerçekten ayıp ediyorsun. Aradan iki gün geçiyor, geliyorsun bunu söylüyorsun. Bak sen de ayıp ediyorsun. Bak sen de ayıp ediyorsun. Hayırdır abi, benim gibi herkes böyle düşünüyor. Ben zaten sadece herkesin düşündüğünü dile getirdim. Bugün söylemek istedim. Kime ne abicim? Ben istediğim zaman istediğim şeyi istediğim zaman söylüyorum. Tamam söyleyebilirsin ama gelip de bana sesini yükseltemezsin. Bak işte anladın mı? Abi beyler siz ayırın bu sefer. Ayıp ediyorsunuz. Yükseltemezsin sesini. Diskalifiye olmak istiyorlarsa yani anlamadım ki ben muhabbeti. Ağlatırım seni biliyorsun değil mi böyle gülüyorsun da. Ağlatırım seni. Anladın mı? Geliyorsun burada, Allah Allah. duruyorsun, ulan ne yapsam gevşek gevşek konuşuyorsun. Sırf rating için. Anladın mı? Bir kendin ol, bir karakterin kardeşim, olsun. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Nereye çekerlerse oraya geliyorsun. Ratinge senin ihtiyacın var gibi. Ama bir daha benim ne rating ihtiyacım olsun? Ben geldiğimden beri oturuyorum efendim sessiz sessiz. O yüzden mi müdahale ediyorsun? O yüzden mi müdahale ediyorsun? Başkasına senin gibi seni beğeniyorum, onu beğeniyorum, seni de beğeniyorum demiyorum. O konulara girme. Anladın mı? 4 tane X ne demek? Bak hassas konulara girme. Rating için ben o zaman laf yapmayacaksın. Tamam konuyu kapatın. Ben rating istesem böyle herkese yürürdüm zaten. Çok gereksiz bir... Ama bir şey diyeceğim. Galada Oğuzhan'ın hatağı çok iyiydi. Oğuzhan çok iyi değil mi o konuda? Olmasaydı harbiden birbirlerine Oğuzhan girmişlerdi. Oğuzhan bana bir kızdı. Sana ne oluyor orada? Sen evet sana da gariban. Ya ben sanki. Kendimi... Sana ben ne hep oluyor orada? Hayır gel, ben böyle yapıyorum. Benim yapım ben bu şekilde. Kız olayı da olsa hiç olayı bilmesen bile lütfen. Ben girerim. Ya, elimde değil yani. Hani belki elim, erkeklerle girerim. Bu sefer geriliyor, sinirleniyor, bağırıyor. Kanka bunları vallahi bana yürüyordun ya. Hayırdır? Kanka ben niye herkesle böyle kavga ediyorum? Kanka şöyle konuşacağım bak.
Bak başa dönüyor. Ben yanlış idrak ediyorum. Hayır ben niye herkese kavga? Şu an ben Ozan'la işte kimle kavga ettim ben başka? Tartışma kimle oldu? Abi bir şey söyleyeceğim. Bak yanlış anlamını istemiyorum. Bak sana güzel bir şekilde geleceğim. Niye böyle hareketler falan? İstediğim mesela hareketi gözümden yapıyorum. Kaçtı. Tamam. Bak mesela gözümden ya, kaçmadı. Ona ne diyeceksin biliyor musun dedim. Böyle yapacaksın. Okey devam et diyeceksin dedim. Alt seviyede olduğunuz için ikiniz. Çok yükseksin ya hani. Çok ben kendini yukarılarda görüyorsun ya. Ne oldu neden kaçıyorsun? Korkuyorum kanka. Ben bir şey söyleyeyim. Yok ben öyle temasla falan bulamayacağım. Korkuyorum kanka senden. Sen benden gerçekten korkuyorsun. Korkuyorum. Sana neler yapacağımı da az çok tahmin edebiliyorsun. Senden. Ama böyle keyif de yapıyorsun alıyorum. Hareketler yapıyorsun keyif ya. Alıyorum. Ben emin ol böyle bir insan da değilim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Keyif sen şimdi arkadaşını korumaya ya. Çalışıyorsun ya. Ben de çok koruyorum. Zevk alıyorum anlıyor musun? Herkesi koruyorum. Çok zevk alıyorum. Kanka ben bir şey söyleyeyim. Konuşuyorum. Yakın konuşuyorum. Burada iyi insan herkesi koruyorum. Bir şey söyleyeyim. Sıkıntı yok. Biraz mesafe. Tamam. Bu güzel bir şey. Yakın ol. Bir şey söyleyeceğim. Ellerin yakın olduğun birisini. Bak yakın olduğun birisini koru. Buradan konuşmam lazım. Sıkıntı yok. Şimdi konuşuyorum. Mert'e koruyor zaten. Batma bak, olayımda bak, da bana hırpalayacak şekilde ayırdın. Bekle. Bunu söylemedik sana. Bunu demek ki konuşmuyorsun. Ben bak, ağızdan konuştum, yanlış şeyler çıkmasın diye tutuyorum. Var mı şahitleri buna? Yanlış mı düşündüm? Ben Batla tartışmamda olay nereden ağzını döndüm? Burnumu hırpalayacak şekilde ayırmış mı düşündüm? Herkes aynı şekilde düşünüyor. Bunu sen kart yiyeceksin. Küfürle etsen kart yiyeceksin. Ben var ya düşmanım olsan da seni düşündüğüm için yaptım. Düşmanım olsan da öyle bir şey yok kanka. Sen benim buradan gitmem için var ya oğlum, can atarsın. Ne haliniz varsa görürüm lan. Tamam. Ne haliniz varsa zaten ne haliniz varsa oğlum, görüyoruz. Dört dolaşıp haklı çıkıyorum bak. Gördüğüm olaydı. Burada da öyle müdahale her ettin. Burada da ediyorsun. Ne kadar tutarsın bir insansın lan. Birbirinize yiyin lan. Birbirinize yiyin oğlum. Umurumda bile değilsiniz. Umurumda bile değilsiniz. Ya sen de samimiyetsiz. Ben o zaman şu an inanmıyorum senin samimiyetine. Bak herkese sağlık kanka. Kötü bir şey mi? Herkese nasıl güzel konuşuyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim. Ben şu an ayırdım. Kötü bir şey mi yaptım? Murat, ben bir şey söyleyeceğim. Konuşuyorum. Ozan bunu söylüyor. Berke bunu söylüyor. Ben kendim yaşadım bunu arkadaş. Bak Oğuz el kaldırdı tamam. Bunu söylüyor. Onur bunu söylüyor. Bunu 4 kişi tamam. Bu şekilde yaptığını ya. Söylüyor. Tamam. Bunu konuşmuşsun diyorsun. Tamam. Şu anladın adamla mı? Benim samimiyetimi kim gördü tamam. Ki? Tamam. Konuşmuşsun. Tamam. Ben Oğuzhan'la bunu mu anlatıp şunu geldim orada gaz yapıyorum? Bu şimdi. Saatten sonra bak bu saatten sonra kimle kim tartışırsa beni arada göremezsiniz. Sevgili izleyiciler ekran başına hoş geldiniz. Bugün ve Solar evinde yaşananları konuşacağız elbette. Yine olaylar. Hemen bağlantımızı yapmadan önce oylamaları hatırlatmak isterim. Kısmet Solar Aşkın Gücü ve Elpoder Delamore uygulamalarından oylarınızı gönderebilirsiniz. Pozitif ve negatif oylarınızı. Esirgemeyiniz onlardan. Tabii ki başvurularınız için productionhouse.com.tr bizim adresimiz. Aşkın Gücü official adreslerimize Instagram, YouTube ve Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz. Hemen bağlantı yapalım istiyorum. Beyler merhaba. Merhabalar. Merhabalar hanım. Bir hararet var orada galiba. Hararet ya çok belli yerde. Böyle bir şey yok ya. Çok belli yerde hararet Öykü Hanım. Yani şu anda karar vermeye çalışıyorum. Burayı alsam mı almasam mı? Bence iyi olabilir. Bence ya. Benden yana hiç şüpheniz olmasın Öykü Hanım. Gelebiliriz Öykü Hanım. Ya gelebilirsiniz tabii ki de gelmeli misiniz acaba? Sorun orada. Ya sabahtan beri şey halinde üzerinizde şimşeklerle geziyorsunuz hepiniz. Bu bir ne takım, gerginlik? Bir takım yanlış ifade etme durumları benim gözlemlemem. Kim bunu söyleyen? Ozan. Ben Ozan. Ozan evet ne gibi? Ya Öykü Hanım yani bilmiyorum arkadaşları kötü de gösterme gibi amacım yok ama sadece gördüğümü objektif bir şekilde ben burada yorumluyorum. Yani... bir takım olaylar patlıyor. Çok zamansız ve yersiz bir şekilde bunu dile getiriyor ve evet. Bu yapay kaçıyor. Ben bu durumu dile getiriyorum. Ya olay oradan geldi. Başka birisinden başka birine sekti olaylar. Bir anda herkes burada curcun oldu. Birbirine girdi yani anlamıyorum. Hanım, kimden bahsediyoruz? Benden bahsediyorum. Bat, ben konuyu Murat, özetleyebilir miyim size? Bat. Oğlum evet. Benim ayırmamla tutarsın. Ne alakası? Bat ve Murat. Bir saat şurada ki brocum ağzına yanaşıyorsun burada aldın. Oğlum ben sizin iyiliğiniz için yapıyorum ya. Öykü Hanım tamam, ben şöyle ifade edeceğim kendimi. Bak elemin farklı gözüküyor. Bir saniye. Öykü ya erkekler evine ses. Bir saniye. En yakın şahidi. Beyler bir saniye. Ya erkekler evinin sesini açalım. Ya klimayı kapatalım. Duymuyoruz. Ya da biz gelelim biz Öykü gelelim Hanım. Bir hava çok güzel Öykü Hanım hava burası ya. Hava değişik olursa süper olur ya. Sizin de izniniz varsa. Burası alev gibi. İyi hadi gelin.